Evet, haber önünün ardından beyaz ana haber şu dakika itibariyle başladı efendim. Bakın, yine acı bir haberle maalesef bugün de beyaz ana habere başlamak durumunda kaldık. Bakınız, acı haberde Türkiye şehitlerine ağlıyor. Dünün ardından bugün de yürekleri yakan bir haber geldi. Irak'ın kuzeyindeki üs bölgesine yönelik saldırıda 6 kahramanımız, 6 aslanımız daha maalesef şehit oldu. Saldırılara anında karşılık verildi tabii. Hava kuvvetleri bölgede tam 29 hedefi imha etti. MİT de PKK'nın Aynel Arap sorumlusunu etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Ağır hava koşullarını fırsat bilen teröristler Pençekilit Operasyonu bölgesindeki bir üsse sızmaya çalıştı. Buna izin vermeyen kahramanlardan 6'sı çıkan çatışmada şehit düştü. Şehitler için Şırnak'taki 23. Piyade Tümen Komutanlığı'nda düzenlenen törene Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve kuvvet komutanları da katıldı. Törenin ardından memleketlerine uğurlanan şehitler arasındaki piyade sözleşmeli Erkemal Aslan, günler önce içine doğmuş gibi komutanının telefonuna bu videoyu göndermişti. Sözleşmeli Aslan, komutanım, şehitler olsun. Şehit Kemal Aslan'ın bir gün önce şehit olan silah arkadaşları için yaptığı paylaşımda yürek dağladı. Rabbim şehadetinizi kabul etsin. Vatan sizlere minnettar dediği gece o da canını vatan uğruna feda etti. 23 yaşındaki piyade sözleşmeler Semih Yılmaz, şehit olmadan günler önce sevdiklerine iyiyim, burada bir sorun yok çok şükür mesajı attı. Acı haber önce memleketi Çorum'daki babasına gitti. Ardından akrabalarını görmek için Ankara'ya giden annesinin yüreği dağlandı. Yedi kardeşi bulunan 25 yaşındaki piyade uzman çavuş Abdülkadir Yemin acı haberi Gaziantep'teki aile ocağına ulaştığında herkes gözyaşlarına boğuldu. 25 yaşındaki piyade uzman çavuş Ahmet Arslan, evli ve bir çocuk babasıydı. Henüz evladına doyamayan şehidin memleketi Sorgun'da da acı büyüktü. Piyade sözleşmeler Cebrail Dündar yeni evlenmişti. Cenazesi memleketi Mardin'e getirilen şehidin eşi Semanur Erdemir Dündar, sana nasıl kıydılar diyerek gözyaşı döktü. Teröristlerin hain saldırısında şehit düşen 22 yaşındaki piyade sözleşmeli Enes Budağan şehadet haberi Manisa'daki baba evine ateş düşürdü. Bakanlıktan yapılan son açıklamada Irak ve Suriye'nin kuzeyine yönelik hava harekatında 29 hedefin imha edilerek çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da İran kuzeyinde bölücü hainler tarafından gerçekleştirilen saldırılarda şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin ruhu şad, mekanları cennet, makamları âli olsun. Bölücü alçaklardan döktükleri kanın hesabı misliyle sorulmuştur ve sorulmaktadır mesajını paylaştı. AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi ortak bildiri yayınlayarak askerlerimize yönelik saldırıyı kınadı. 12 askerimizi şehit eden teröristlere bir yanıtta Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan geldi. Suriye sınır hattındaki güvenlik güçlerimize yönelik tacizlerin sürdüğü Aynel Arap'ta PKK-YPG'nin sözde sorumlusu Baho Zafrin kod adlı teröristi sihalarla etkisiz hale getirdi.